أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, Kadı Burhanettin Kur'an kursumuzda gerçekleştirdiğimiz bir cuma sohbetimizde daha birlikteyiz. Rabbimiz birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bugünkü birlikteliğimizde nasip olursa, modern çağın koşuşturmacası ve telaşı içerisinde büyük ölçüde ihmal ettiğimiz önemli bir kavramı, vefa kavramını, Kur'an-ı Kerim'deki vefa örneği olarak bize takdim edilen peygamberlerimiz ve vaktimiz el verirse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği üzerinden değerlendirmeye çalışacağız inşallah. Ulemamız vefa kelimesini en geniş anlamıyla yapılan iyilikleri unutmamak ve buna göre davranmak şeklinde tarif etmişlerdir. Bu ölçülerde düşünüldüğünde vefa, bireyin ötekiyle ilişkisini sağlayan, toplumun dağılımını ve dejenerasyonunu yani bozulmasını engelleyen en önemli bağlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine hatırda tutmak, unutmamak, verilen sözün gereklerini muhafaza etmek, vefayı davranışların belirleyicisi haline getirmek ve en önemlisi bu davranışların tamamını belirli bir mecburiyetle değil, içten ve canı gönülden bir duyguyla gerçekleştirmek, bireyler insanlar arasındaki ilişkinin gelişimine katkı sağladığı gibi erdemli bir toplumun da oluşmasını sağlayacaktır. Ulemamız, alimlerimiz, evliyaullah bu konunun altını ısrarla çizmiştir değerli dostlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir takım dünyevi kalıplara kapılıp kalmanın, efendim mekanikleşmenin ötesinde bireyin ve toplumun güvenini, huzurunu ve bu güven huzur bağlamında sürekliliğini, devamlılığını sağlayabilmek için peygamberlerimizden vefa örneklerinin ayet-i kerimelerin, sure-i celilelerin aralarına serpiştirildiğine şahit oluruz. Peygamberlerimizdeki vefa örneklerini konu edindiğimiz bu sohbetimizde değerli kardeşlerim, vefanın farklı anlamlara gelen kelime anlamları üzerinde Yüce Mevlamızın vefa örneği olarak bize takdim ettiği peygamberlerimizi ve dikkat çekilen bu konudaki ayet-i kerimeleri paylaşmak istiyoruz. Vefa, pişman olabilmek, nedamet ve üzüntü duyabilmek demektir. Vefa sahibi olmayan kişi yanlışını kabul etmez, doğruya yönelme gayreti içerisinde olmaz ve inatla bu hatalarının ardından sürüklenir. İnsanları diğer bütün yaratılanlardan ayırt eden en büyük özellik, kendi iradesi içinde tercihte bulunabilmesi ve hata yapabilecek durumda olabilmesidir. Hatırlanacağı üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer siz hiçbir günah işlemeseydiniz, Allah-u Teala sizi helak eder ve yerinize günah işleyecek fakat tevbeleri sebebiyle mağfiret edeceği kimseler yaratırdı buyurmaktadır. Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman samimi bir pişmanlık ile vefa sahibi olmanın göstergesi olarak ilk insanın ve ilk peygamberin yani Hazreti Adem Aleyhisselam'ın öyküsünün oldukça dikkat çekici olduğunu görürüz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de "Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun, istediğiniz yerinden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz" dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin, bir zamana kadar sizin için orada yerleşecek bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı, bunlarla tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır buyurmaktadır. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ilk insanın, ilk peygamberin yaratılışı, meleklerin Hazreti Adem babamıza, atamıza secde etme süreci, İblisin aleyhillanenin bu süreçteki itaatsizliği, bütün bu olayların akabinde
Yüce Rabbimizin özetlemiş olduğu bu ayet-i kerimelerde dile getirilmiş olan hakikatlere baktığımızda Hazreti Adem babamızın vefanın en büyük göstergelerinden birisi olan pişman olma hasretiyle hatasını kabullenmiş, acziyetinin farkına varmış ve ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz duasıyla Yüce Rabbimizden bağışlanma dilediğini, pişmanlığını ifade ettiğini görüyor, şahit oluyoruz. Bu yönüyle Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesi kabul edilen, ilerleyen aşamalarda peygamberlik vazifesiyle taltif edilen konumuna İblis Aleyhillâne'nin ise işlemiş olduğu günaha mukabil vefasızlığının bir göstergesi olarak lanetlendiğini, taşlandığını, kovulduğunu, kıyamete kadar Cenab-ı Hakk'ın lanetine maruz kaldığı ebedi cehennemliklerden olarak olan bir figür, bir örnek olarak bize takdim edildiğine şahit oluruz değerli dostlar. Yine vefa, hakkı ve doğruyu tavsiye etmektir. Hatasında ve isyanında ısrar edene dahi hakikati ifade etmekten vazgeçmemek, hep ümit var olabilmek demektir. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların birçoğunda ailelerini, yakınlarını ve yaşadıkları toplumu inkar bataklığından kurtarmaya gayret eden, onlara Cenab-ı Hakk'ın gazabından lütfuna ulaştırmaya çalışan peygamberlerin, peygamberlerimizin örneklerini görürüz. Vefa, bütün uyarılarına rağmen kendilerini dinlemeyen topluluklara artık Allah'ın azabı indiğinde dahi el uzatmaktan vazgeçmeyen peygamberlerin, peygamberin tavrıdır ki bu tavrın en güzel örneklerinden birisi hatırlanacağı üzere Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında karşımıza çıkmaktadır. Nuh, haydi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın, şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır. Derken aralarına dalga giriverdi, böylece o da boğulanlardan oldu. Değerli dostlar, vefa güvenmektir. Karşılaşılan bütün üzüntü, keder ve sıkıntıya sabredebilmek, bunların birer imtihan olduğunu unutmamak demektir. Bu anlamda Yüce Rabbimizin Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ı onun yaşadığı büyük imtihanlar karşısında sabrını, Cenab-ı Hakk'a tevekkülünü bize bir numuneyi imtisal olarak takdim ettiğine şahit oluruz. Yüce Rabbimiz kendisine karşı Eyüp Aleyhisselam'ın vefasını şu ayet-i kerimede dile getirmektedir. Eyyub'u da an, hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın vefasına şahit oluruz. Hani ateşe atıldığı zaman Cibril Aleyhisselam kendisine yardım etmek istemişti de Rabbimin benim halimi bilmesi İstemek yerine bana yeter buyurmuştu. Yine Yüce Rabbimiz ey ateş İbrahim için serin ve zararsız ol buyurarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı vefası mukabilinde muhafaza etmişti. Evet, vefa hürmettir, saygıdır, gönül incitmemektir. Doğru olandan vazgeçmemek ama hakikati en güzel şekliyle ifade etmektir. Cenab-ı Hakk'a ortak koşan ve putlara tapan babasının ey İbrahim sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım uzun bir süre gözüme görünme şeklindeki dışlayıcı itici tavrına karşılık babacığım şeklinde başlayan ifadelerle babasına doğruyu, saygısını ve gönlü incitmeden doğruyu takdim etmesidir. Vefa. Vefa korkmaktır. Endişe etmektir, korumaya çalışmaktır. Vefa sahibi olmayan başkasının kederini anlayamaz, onun derdiyle dertlenemez, sıkıntısını gidermeye çalışmaz. Vefa, yüreğinde sevgi taşıyanların hasretidir.
taşlaşmış kalplerin hasreti değildir. Kendisine İshak peygamberin doğum müjdesini getiren meleklerin "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik" cevabını alan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yumuşak tabiatlı, ince düşünceli ve Cenab-ı Hakk'a yönelen bir kimse olarak karşılaşmış olduğu bir mucize ve ilahi bir lütfa rağmen yine bir peygamber olan Hazreti Lut Aleyhisselam ve onun eşi, ona inananlar için endişe etmesidir vefa. Ancak meleklerin "İbrahim, bundan vazgeç, çünkü Rabbin emri gelmiştir, Rabbinin emri gelmiştir, onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir" cevabından ve Lut peygamberin korunacağından emin olduktan sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam ancak ısrarından vazgeçmiştir. Evet, vefa teslimiyettir, güven duymaktır. Zarar gelmeyeceğinden, bir kötülüğün dokunmayacağından emin olabilmektir. İsmail peygamberin Kur'an-ı Kerim'de zikrolunan öyküsü bu duruma en güzel örneklerden bir tanesidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü rüya üzerine Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kesmesi gerektiği yönündeki telkinleri üzerine "Babacığım, sana buyrulanı yap, inşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın" buyurarak Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı tam bir teslimiyet içerisinde olduğunu göstermesidir vefa. Vefa, yapılan iyilikleri unutmamak ve davranışları buna göre belirleyebilmektir. Yalnız iken yoldaş olanı, güçsüz iken koruyanı, zayıf iken destek çıkanı artık kendisine ihtiyaç duyulmadığında da hatırda tutmak ve aynı saygı ve hürmeti sürdürebilmektir vefa. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası, onun başından geçenler ve kardeşlerine, babasına olan tavrı, onlara davranışları, mukabele olarak göstermiş olduğu davranışları bizim için en güzel örnektir değerli dostlar. Evet, yine Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında kendisini çirkin bir işe davet eden itibarlı, güzel, reddedilmesi çok zor bir çirkin teklif karşısında "Haşa, Allah'a sığınırım, zira kocan benim veli nimetimdir, bana iyilik edip evini açmıştır" sözünde kendini bulan bir haslettir vefa değerli dostlar. Vefa, hata ve kötülükleri unutabilmek, sıkıntı anında merhamet gösterebilmektir ki Yusuf Aleyhisselam'a ait başka öykülerde de biz vefanın bu boyutunu görmekteyiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Mısır maliyesinin başına geçmiş, kıtlık döneminde Mısır'a gelen kardeşlerini kendisini kuyuya atmalarına rağmen eli boş göndermemiş, onlara destek vermiştir. Yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam ilk başta kardeşi Bünyamin'in yanında tutmuş ve kendisini tanımayan kardeşlerine "Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak, Allah sizi affetsin, o merhametlilerin en merhametlisidir" buyurarak onları bağışlamış, anne ve babasının da Mısır'a gelmesini sağlamıştır. Evet değerli dostlar, sohbetimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimize olan vefasını hatırlatarak, Rabbimizin emaneti olan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'a olan vefasını hatırlatarak, amcası Ebu Talib'in vefatı üzerine onu hayırla yad etmesi şeklinde zuhur eden vefasını hatırlatarak, yine ailesine karşı Efendimiz Aleyhisselam'ın vefasını hatırlatarak, annesi Hazreti Amine'ye karşı olan vefasını, Ebva köyündeki kabrini ziyaretindeki vefasını hatırlatarak, yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakın çevresine, diğer insanlara olan vefasını hatırlatarak bitirelim. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi kendisine zulmeden, aklı hayale gelmedik iftiralarla onu yerinden yurdundan eden Mekkelilere, akrabalarına, Mekke-i Mükerreme'nin fethedildiği gün, bugün Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine söylediği şeyi ben de size söylüyorum. Bugün size kınamak yoktur, hepiniz serbestsiniz, size efendim zulmedilmeyecektir şeklindeki sözlerinde elle tutulur, gözle görülür hale gelen vefasını hatırlatarak bitirmiş olalım inşallah. Cenab-ı Hak başta yüce zatına
Sonrasında yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'a, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, milli ve manevi bütün değerlerimize, sorumluluğumuz altında olan olmayan bütün insanlara, canlılara karşı vefa duygusunu en üst seviyede ifa eden sevdiği, seçtiği kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.